Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde doğrudan düzenleme menüsünden hizalı taşıma komutunu göstereceğim. Bu komut iki tane parçamızın hizalamak amacıyla kullandığımız bir komuttur ve ayrıca taşıma işlemini gerçekleştiriyor. Çekil menüsünden blok komutunu alıyorum. Bloğumu oluşturdum. Sindir komutunu alıyorum. Çapı 30. Bir delik oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi. Yine silindir komutunu alıyorum ve farklı bir yere yine çapı 30 bir silindir oluşturuyorum. Okeyleyerek işlemi tamamlıyorum. Doğrudan düzenleme menüsüne geliyorum. Hizalı taşıma komutunu seçiyorum. Burada ilk seçtiğim parça daima her zaman hareket eden parçadır. İlk olarak silindirin parçasını seçiyorum. Gördüğünüz gibi nesnemi de dairenin derinliği seçiyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bana eş merkezli olduğunu gösteriyor. Veya teğet dediğim zaman ise gördüğünüz gibi teğet olmasını sağlıyorum. Veya offset diyerek ise aralığını arttırabiliyorum gördüğünüz gibi. Yine eş merkezli de aynı şekilde offset yaparak aralığını arttırabiliyorum. Offsetini 0 dedim. Aynı yönde veya ters yönde olduğunu söylemiş oluyor. Aynı yönde diyorum, okey dedim. Gördüğünüz gibi aynı yönde işlemi gerçekleştirdim. Çakışık dediğim zaman ise gördüğünüz gibi çakışık oluyor. Ters yönde diyorum. Parçamın ters yönde çakışık olmasını sağlıyor. Yine paralel dediğim zaman ise gördüğünüz gibi paralel bir şekilde olmasını sağlıyor. İzometrik bakış atıyorum. Dik bak dediğim zaman ise gördüğünüz gibi bu deliğimi dik bir şekilde parçamı oluşturuyor. Gördüğünüz gibi silindirim deliğime dik bir şekilde oluşmuş oluyor. Açılı bir şekilde dediğim zaman ise gördüğünüz gibi buradan açısını verdiğim anda parçam açılı bir şekilde oluşuyor. Okey dediğim anda ise parçamı taşımış oluyorum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.